Herkese selamlar dostlar. 25 Nisan 2023 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 7 adet mücadele aldım. İdeallerinden yüksek oranlardan bahsedeceğim. Bülten güzel ama biraz tersi olabilir bu maçlar. O yüzden Bugün biraz daha düşük mislilerlemenizi tavsiye ederim. Bir adet maç skoru yarışmamız var. Aston Villa ile Fulham maç skoru ne olur sizlere sorduk. Yorumlara yazmanız yeterli olacaktır. Güzel bir maç olma ihtimali yüksek. 2-1 Aston Villa indeks beklentisi bu mücadelenin. Sizce maç skoru ne olur sizlere sorduk bilen bir arkadaşımız alalım tekrardan. Instagram adresimiz değiştiğini söylemiştim. Herhangi bir iletişim, soru, görüş, öneri her türlü şey için Instagram'dan benimle iletişime geçebilirsiniz. Bunun da bilgisini verelim sizlere. Bunu da geçelim. Arkadaşlar NBA'de NBA'de son 6 gündür kupon veriyorum. Ve NBA'de verdiğim son 6 gündür kuponların hepsi geliyor. Dün özellikle Atlanta'nın maçı vardı. Ev sahibi 110 olarak aldım zaten. Bir de New York maçını alacaktım. New York maçı başlamış bitmiş haberim yok. Ona da ne alacaktım biliyor musunuz? Ev sahibi 101 buçuk üst alacaktım. Kombine yapacaktım. New York'ta 102 sayı attı. Tam geldi yani o da. Kaçırdık o maçı. Bu maçı dedim ki yani 1.48 olan yeterli. Bu gece de böyle devam edelim. Ve arkadaşlar bu gece Herkes açık grupta. Açıklama ve yorumlar kısmında var zaten. Orada NBA kuponunu, 7. günün NBA kuponunu sizlere de vereceğim. Oraya da katılmanız sizlere için fayda olabilir. İsteyenler bakabilir. Gece 12.00'da yayında. Dediğim gibi herkes açık kanal ekrana gelsin. Orada 5600 kişiye yakın kişi var açıklama ve yorumlar kısmında var. Bu gecenin NBA kuponu orada yayında olacak. Açıklama ve yorumlar kısmında veya Telegram'a Kangal Tips yazdığınız zaman da zaten oraya çıkacaktır. Katılabilirsiniz. Herkese bol şanslar. Canlılarda da dediğim gibi hafta sonu elimizden geldiğince yapıyoruz ki ben şunu söyleyeyim futbol kombinelerinde dün yine başarı yakalayamadık ama canlılarda gerçekten iyiyiz özellikle editör arkadaşlarımız olsun biz olsun ben olsun maçları paylaşarak izlediğimiz için kombinelerde şanssızlık var kıramadık bir türlü NBA full gidiyor orası ayrı ama futbolda bir başarısızlık var. Ama canlılarda dediğim gibi elimizden geldiğince iyiyiz. iyi olduğumuzu düşünüyorum canlılarda özellikle. Geçtim burada. Sizlerden rica videoyu açsanız like'lardır. Like'larınızı bekliyorum. Herkese bol şanslar. NBA maçıyla başlayalım. Bir adet NBA mücadeleleri sağladım bu geceyi. Gece haberlere göre belki tercih değiştirebilirim ama şu an idealden aldım. Şu an düşüncem bu olacak. Şimdi Lakers tarafında bu Clarkson bu ne eleman var? Lebron'a artistik yaptı. Neler neler yaptım diyor. Lebron işime göre değil yaşlı falan diyor. İzleyenler büyük keyif alıyordur maçlardan. Ben çok keyif alarak takip ediyorum ki. Keyif alarak kazanıyorum şu an NBA'de. 6 gündür de bunun sürekli takipteyim geceleri. Yani Mepis tarafında o Lebron'u hatta kral uyandı diyerekten. Realistler falan ortalık karıştı yani. Ama Mepis, Mepis tarafına baktığımız zaman da Morant döndü. Son maçta mağlup oldular. 45 sayı attı Morant. Lakers da kendi evinde oynayacak güzel bir maç olacaktır. Burada Lakers kazanır mı kazanamaz mı bilmiyorum ama mesela e, Memphis'te Clarkson devre, devreye giremedi son maçta. O devreye girseydi çok daha farklı olabilirdi maç. Biraz daha çekişmeli giderdi. Ben burada bir de şöyle bir şey var. Genel sezonu Lakers 7. bitirdi. Mepis 8. 2. bitirdi. Yani genel sezona baktığımız zaman da Mepis'in daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Ama kral uyandı. Fakat ben kral uyandı. Saygım sonsuz. Lebron'u da çok severim. Ben burada deplasmana gideceğim deplasmanın atacağı 107 sayı. Yani deplasman 106.5 üstün oranı 1.46 gibi şu an oranı var. Ben Mepis tarafında olacağım. Herkese bol şanslar. İlk mücadelemizle futbola geçelim başlayalım. Real Madrid Girona karşılaşması. Bu mücadelede şöyle bir beklenti var. Çok fazla gol beklemiyorum. Çünkü Girona'ya baktığımız zaman özellikle şu son dönemde savunma ağırlıklı oynuyor ve son maçta mağlup olmasına rağmen bu savunmayı çok fazla bozmayan bir Girona takımı vardı. Real Madrid de deplasmanda o kadar çok gol atmıyor. Ne zaman böyle desem 4-5 tane atıyor ilk yerden beni susturuyor. Ben şöyle bir tercih yapacağım. Mücadele genelinde bir alt tercih olabilir. Bakın 3.5 altın oranı 1.33 gibi oranı var. Bu yönde bir değerlendirmem var. Yani 3.5 altında bir düşüncem var benim. Bunu ideal olarak alabilirsiniz. Fakat şimdi diyeceksiniz ki Real Madrid kazanamaz mı? Kazanabilir. O yüzden ne yapalım? Benim bu tercihimle birleştirelim yüksek oran alalım. Onu da nasıl yaparız? 3.5 altında 2 yaparsak 2.26. Ha, ikiye falan bulaşmak istemeyenler bir sürpriz olur vesaire 0-0 biter belli mi olur? Zaten Real Madrid şey ama son dönemde formda kazanma ihtimali de var. O yüzden 3.5 altını da 2 yaparsanız 2.26. Herkese bol şanslar. <laughs> Wolves Crystal Palace bu maçı aldım da sadece değinmek için aldım. Hemen tercihimi söyleyip geçeyim. Ne kuponu alırım, ne izlerim, ne canlısını yaparım. Öyle bir mücadele. Wolves kendi evinde savunmasını iyi yapan bir takım. Crystal Palace arkada boşluk bulursa gol atar. Mesela Les maçı vardı. Hemen Les bastırdı bastırdı. Daha atayım derken Crystal Palace 4 tane attı ikinci yarı. Öyle çok bastırmaz Wolves açıkçası. Savunma yapacaktır. Crystal Palace da bir şekilde burada zaten açık futbol sergilemeyecektir. Alt olarak alırım. 2.5 alt 1.42. İsteyen alsın fakat ne kombinemi alırım ne değerlendiririm ne bir şey izlerim. Öyle bir maç. Aston Villa Fulham mücadelesi. Ben bakıyordum bu Mitrovic ne yaptı da bu kadar her maç kırmızı kart cezalısı. Daha sabah baktım tekrardan bir araştırdım lan bu Mitrovic ne yaptı. Ee, Kupa maçında United maçında 3-1 mağlup oldukları maçta hakemi Engin Baytar Cüneyt Çakır'ı bir saldırmıştı ya. Öyle şiddetli şeyden dolayı 8 maç ceza yemiş Mitrovic. Bu maçta da olmayacak. E, ee, right mi? Ritmi ne bir eleman var o oynuyor. Arkasında da Pereira oynuyor. William da oynuyor ve sağda Mitrovic mi? Ah, pardon Mitrovic diyorum. Wilson, Wilson. Wilson da çok iyi. Geçen maç 2-1 kazandılar. İlk mücadele ilk yarı 0-0 bitti. İkinci yarı çok güzeldi o mücadele kazanmasını bildiler. Aston Villa ile oynayacaklar. Aston Villa da son dönemde iyi gidiyor. E, ve tempolu oynuyor. Özellikle şöyle söyleyeyim. Fulham tempolu oynamayı seviyor. Son maçta Leeds tempoyu düşürmeye çalışsa da Fulham tempodan dolayı kazandı. Ben var olarak aldım. Yani şöyle söyleyeyim. Bu mücadelenin var oranı normale göre yüksek. Ama zorlayaraktan olur. Dedim ya bugün biraz da zor diye. O yüzden bir var tercihini zorlamak istiyorum ben burada. Leeds United Leicester karşılaşması. Bu maç biraz daha güzel olabilir. Ya zaten şöyle puan durumuna baktığımız zaman da iki takım da kran, kran bir mücadele olacak. Çünkü bir takım attığı zaman yani bir tane gol geldi diyelim diğer takım mutlaka saldıracak. Çünkü doğrudan rakibiyle oynuyor bu mücadele. Bu mücadele kart gibi bahisler de çok çıkar. Mücadelenin beklentisi de 2-2 bu arada. 2-2'lik bir skor beklentisi var. Ben burada yine bu maça mücadeleyi var olarak değerlendirdim. Yani var olma ihtimali Aston Villa mücadelesine göre Biraz daha yüksek olarak düşünüyorum. O yüzden değerlendirecekler. Bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Bunu da anlattık. Geçelim. Euroleague'de bildiğiniz üzere playofflar başladı. Monaco ile Maccabi Tel Aviv mücadelesi. Tel Aviv'i kendi evinde her türlü alırım. Ama deplasmanda basmanda Monaco tarafındayım. Evinde ile deplasmanda bu kadar fark eden Euroleague takımı yok sanırım Tel Aviv'de. Monaco ile çekişmeli bir mücadele olacaktır. Bence burada Monaco kazanır. Kendi evinde ilk mücadeleyi, ev sahibi avantajını da almak isteyecektir burada. Monaco'nun galibiyetine yöneleceğim ben. Galibiyetine yönelirken de nasıl değerlendirme yapalım? Bu arada Mike James bir olayı vardı. Euroleague'in son haftaları zaten affedildi. Onu da söyleyeyim. Mike James burada kadroda olacak Monaco tarafında. Diğer tarafta Brown'la birlikte iş yapmaya çalışan bir Tel Aviv var. İki takım da çok iyi. Ama ben burada biraz daha klite konuşur. Şu yani 2-3 farkla bir Monaco galibiyeti bekliyorum. İdealden değerlendirebilir. Onun dışında canlı gideceğimiz maçlardan birisidir. Son mücadele Real Madrid ile Partizan mücadelesi. Şimdi Partizan'ın şuradaki teknik direktörün ismine bir bakın. Ne görüyorsunuz orada? Obradovic. Ya Obradovic sanırım en fazla playoff'a oynayan yani final oynayan teknik adam sanırım Obradovic. Benim bildiğim. Burada biraz da tecrübe var. Futbolun ne kadar tecrübesi Real Madrid'de olsa basketbolda Obradovic'in tecrübesi apayrı. O yüzden burada 1.16'dan ben Real Madrid tarafına gitmiyorum. Ve çekişmeli bir maç olacaktır diye düşünüyorum. Ben diyorum ki burada Obradovic'li Partizan. Burada 10 fark yemez. Oran 1-40. İdeal. Ben burada Partizan'ın son dönemde de iyi ve çizgi gerisinden de bir iğme yakaladığı zaman da Lidey olsun, kimdi o? Kevin Punter olsun bu isimlerle birlikte çok zorlanmaz diye düşünüyorum. 10 sayı fark yiyeceğini düşünmüyorum. Burada değerlendirecekler. O yönde değerlendirme yapabilirler. Ben burada Partizan'ın 10 sayı fark yiyeceğini düşünmüyorum. Bu tercihim de bu yöndeydi. Toplamda 2, 4, 6, 7 tane maç anlattım. Dediğim gibi bugün bülten biraz zor. Bülten zor olduğu için ona göre bir değerlendirme yapın. Bütçelerde biraz düşün. Biraz da keyifli gidebilirsiniz. Benim tercihlerim bu yöndeydi. Onun dışında canlı olarak ilerleyeceğiz. Dediğim gibi gecenin en büyük konuda da şeyde herkese açık YouTube kanalına gelecek oraya da Telegram'dan giriş yapabilirsiniz oraya da ücretli şekilde atmayı düşünüyorum bakalım şansımız bol olsun video like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın görüşmek üzere seviyorsunuz arkadaşlar bay bay